Ege'nin Dünyaya Açılan Penceresi TV'den ekranlarından baş başa programından merhaba konuğum. Cumhuriyet Halk Partisi Aydın eski il başkan yardımcısı gazeteci Serhan Seyhan bizlerle. Serhan hoş geldin. Hoş gördük. Nasılsın? Yani iç güveninden hallice. Evet. Tabii bu biraz uzun sürecek bir tartışma konusu. İç güveysinden hallicenin ne demek olduğunu burada. Aslında onları tartışacağımız günler de gelecek diye düşünüyorum ben Serhan. Şimdi. Ama hala umudumuzu koruyoruz bazı konularda. Yoksa hani yemek tarifi verelim, iç güveysinden hallice ne demeyi konuşalım, ne bileyim. İşte başka atasözleri, işte deyimler üzerinde tartışmalar yapalım, yaşayalım. İsterim böyle şeyler ama hala daha biraz daha umudumuz var. O yüzden acık daha gazetecilik yapalım. Memleketin meselelerini konuşalım. Tabii sevindirici gelişmeler var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bizim burada olması gerektiğini söylediğimiz şeyleri dillendirmeye başladı değil mi? Evet. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta yaptığı çıkışlarla şunu ortaya koydu. Dedi ki siyaset zenginleşme aracı olamaz. Evet. Siyaset birilerinin kendi şahsi menfaatlerini sağladığı, şahsi menfaatlerini parlattığı alan olamaz dedi. Evet. İşte siyaset kurumu şeffaf olmalı, hesap verilebilir olmalı. Benim her belediye başkanım, çok özel bir şey daha söyledi, onu da özellikle belirtmek istiyorum. Benim her belediye başkanım harcadığı her kuruşun hesabını vermeli dedi. Ya böyle dinleyince, tamam mı, insan aşka geliyor. Gaza geliyor yani. Yürü be başkan diyorsun ya. Helal olsun sana. Kemal Kılıçdaroğlu diyorsun. Adamın dibi. Evet. Ta ki Aydın'a dönene kadar. Yani kafanı Aydın'a çevirene kadar bu söylemlerin hepsi... Gerçeklerle yüzleşene kadar. Ya gerçeklerle yüzleşene kadar bu söylemlerin hepsini adam Kemal Kılıçdaroğlu sırtını alıp taşıyası geliyor. Evet. Ya diyorsun ya bir siyasetçi ne kadar güzel şeyler söylüyor diyorsun. Hesap verilebilirlikten, şeffaflıktan, siyasetin zenginleşme aracı olamayacağından, işte gazetecilerin baskı ve mobbing uygulandığından, şundan bundan bir sürü şeyden bahsediyor adam. Ulan diyorsun ya ne kadar güzel şeyler söylüyor. Ya tamam bundan söylüyorsun da kardeşim. Aydın'da ne görüyorsun da böyle düşünüyorsun? Sonra bunları söyleyince adam, bunları söyleyen adam Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak kendi Büyükşehir Belediyesi'nde yapılanları bildiği iddia edilmesine rağmen çözüm bulamıyor. Sonuç bulamıyor. Veya söylediğiyle tam tersi işlemler yapan belediye başkanına ya istifa et partiden ya da belediye başkanlığından diyemiyor. Diyeceksin ki bunu gerekçesi ne? Tamam sen diyorsun ya Kılıçdaroğlu çok güzel konuşuyor, Aydın, her şey çok güzel. Aydın'a gelince diyorsun öyle değil. Aydın'a gelince ne oluyor, ne i̇şte var? İşte Aydın'a yani? Gelince ne oluyor onu anlatalım o zaman. Zenginleşen mi var? Şimdi abi bir şey söyleyeceğim. Kılıçdaroğlu'nun tersi davranışlar mı var? Bir şey söyleyeceğim abi. Çok güzel bir şey söylüyorsun. Evet. Abi siyaset zenginleşme aracı olamaz diyor. Belediyenin taşeron çalışanı olan iki kişi, abi kardeş, 10 milyonluk şirket sahibi oluyor çalışırken. SGK'lı, sigortalı çalışırken, taşeron çalışırken bir taraftan 10 milyonluk şirket sahibi oluyorlar. Abi bırakın Aydın'ı. Türkiye'de bana bunun bir tane örneğini göstersinler ya. Ama birikimleri çalışıyordur o tarafta. Kendileri çalışmıyordur belki. Yani daha önceden biriktirdikleri birikimleri çalışıyordur yani. Peki birikimleri çalışıyor. Peki onu da anladım. 2014'e kadar yokmuş birikimleri. 2015'e kadar yokmuş. 2016'ya kadar yokmuş. 2017'ye kadar yokmuş. 2018'in sonundan itibaren, 2019 başından itibaren birikimleri bir anda artmaya başlamış. Miras kalmıştır belki. Açıklasınlar onu da. Değil mi? Miras kaldı desin. Milli piyango çıktı bana desin. Mesela Durmuş Tuna, Fatih Akkentli, Gizem Akkentli kardeşler gibi Durmuş Tuna da çıksın desin ki benim eşimle ben belediyenin şirketlerine hiçbir zaman çalışmadık. Doğrudan temin ihaleler almadık. Evet. Çıkıp açıklasınlar ya bu çok güzel bir şey değil işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği şeyler bunlar. Hani Fatih Atay'ı şikayet ediyorlar ya Kemal Kılıçdaroğlu'na işte yok ona CHP muhalif olanların isimleri belediyede barındırıyormuş bilmem ne filan diye işte Servet abi şuna buna CHP muhalif değil insanlar ya buradaki CHP'li bir belediye başkanının şehrin uygulamalarına muhalif. Uygulamalarına muhalif şehrin paralarını pul şimdi, yıllarını yok saymasına şimdi muhalif. Şimdi bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız Cumhuriyet Halk Partili değil mi? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı demiyor mu? Benim her belediye başkanım harcadığı her kuruşun hesabını versin.
Siyasi zenginleşme aracı olamaz demiyor mu? Diyor. O zaman bizim belediye başkanımız 10 tane dosyadan fazla dosyada yargılanıyor. Neden yargılanıyor? İhaleye fesattan yargılanıyor. Neden yargılanıyor? Edimin ifasına fesattan yargılanıyor. Neden yargılanıyor? Evrakta satıcılıktan yargılanıyor. Neden yargılanıyor? Zincirleme görevi kötüye kullan. Bu suçların hepsinin zincirlemesinden yargılanıyor. Yani birçoğundan yargılanıyor. Tabii. Peki bir şey soracağım ya. Çok basit bir şey soruyorum. Çıkarsın. Yargılanabilir insan. Yanlış yere de yargılanabilir. Hatalı olmasına rağmen yargılanabilir. Çıkarsın aydın halkın karşısına. Bakın hemşehrilerim. Ey aydınlılar. Evet. Ben bu kadar dosyadan yargılanıyorum. Yaklaşık 10 küsür dosyadan yargılanıyorum ben. Suç isnatları bunlar. Ama bu ihalelerde hiçbir şey yok. Ben bu işleri yapmadım. Diyebiliyor musun? Mesela örnek veriyorum. Savcının iddianamesindeki mesela mütalaa verilmiş bir dosyada zincirleme görevi kötüye, kamu zararı oluştuğu ve kamu zararı oluşturarak görevini kötüye kullandığı ile ilgili mütalaa vermiş ya. Mütalaa demek bir mahkemede karardan önce savcının iddiası demek. Evet. Bu 10 yıl önce yaptığın bir işle ilgili. 10 yıldır yaptıklarınla ilgili zaten bir sürü soruşturma, kovuşturma devam ediyor. Çıkıp bunun hesabını veremiyorsun. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı ile beraber Türkiye'de iktidar olacak diyorsun. Ya sen genel başkanının söylediğini yapamıyorsun. İktidar olsanız ne, olmasanız ne? Evet. Peki Serhan, yani yeni bir dava daha var diyebiliyoruz. Nedir o? İddianamesi yazıldı. Yeni bir dava daha açıldı. Evet, yine zincirleme görevi kötüye kullanma. Ne diyeceksiniz konu? Erkan Karaslan'ın ASKİ'den aldığı doğrudan teminler. Kimler var içinde? ASKİ'nin kurucu genel müdürü var. Mithat Emre. ASKİ personelleri var. 16 kişi toplam. Özlem Çerçoğlu ile beraber. Çıkın açıklayın abi. Deyin ki biz bundan yargılanmıyoruz. Ya da biz Erkan Karaslan'a bu işi vermedik deyin. Bak ben söyleyeceğim. Yok öyle bir şey derler şimdi. Bak. Yok öyle bir şey, böyle bir dava yok derler. Demişler zaten biraz önce, iftira atıyormuşuz, suç uyduruyormuşuz, yalan söylüyormuşuz diye söylemişler. Biraz önce bir yazı attılar bana, okudum yazıyı. Mesela şey gelmedi. Dosyada... Notlar. Pardon. Evet. Şimdi arkadaşlar bir ekrana versinler mümkünse. Evet, sen bir yazdın. Evet, versen. Tamam. Şimdi bakın, Erkan Karaaslan bağlantılı şirketler, bunları hep ben söylüyordum. Ya sen uyduruyorsun diyorlardı. Bakın, Mali Hizmetler İktisadi Kuruluşu, E-Yöntem, Yekut, Muhkem, DKR, Glokal, Vizyon, Kamusis, Bekat, Kurumsal Akademi, yine Bekat Turizm AŞ, Bekat'ın üstteki dernek işletmesi, alttaki anonim şirket. Bunların hepsi Erkan Karaaslan bağlantılı firmalar olduğu adli makamlarca tespit edilmiş. Bakın. Ayrı ayrı da hepsine yazmış. Hangi davalar devam ettiğini bakın. Üzerinde. Hangi davalarda Erkan Karaslan'ın yargılamasının devam ettiğini. Bakın. Hepsini ayrı ayrı ya. Teker teker. Evet. Bu iddianameyi ben yazmadım. Kim yazmış? Savcı Murat Oran yazmış. Aydın Cumhuriyet Savcısı Murat Oran. Kendisini tebrik ediyorum. İtinalı bir şekilde çalışmış. Zincirleme görevi kötüye kullanmadan suçları tespit etmiş. Onu da tenkit ediyorduk burada yapmadığı işlerden dolayı daha önce. Ya da kendisini tebrik ediyorum. Dolayı. Aynı başarıyı elinde bulunan böyle daha büyük ökçeli dosyalar içinde bekliyoruz kendisinden. Bak, bu dosya için kendisini ayakta alkışlıyorum. Tebrik evet. ediyorum. Aynı başarıyı Sayın Savcı Murat Oran'ın diğer elindeki dosyalar içinde göstermesi bir aydınlı olarak temennimdir. Tabii uzun yıllardır elinde tuttu değil mi? Yani bekleyen diğer dosyalar içinde evet. aynı başarıyı kendisinden temenni ediyorum. Evet. Şimdi bakın, Aydın Belediye Başkanlığı'nda yaptığı ve soruşturmaları devam eden, Aydın'da açılan davaların hepsini teker teker almış dosyaya. Bakın. Bunları ben yazmadım. Buyurun. Ne demiş sonunda Özlem Çerçoğlu için? Ona da gelelim. Şüpheli Özlem Çerçoğlu, Mithat Emre filan Türk Ceza Kanunu'nun 257.1 yani görevi kötüye kullanma 43'e 1 zincirleme olarak ayrı ayrı cezalandırılmasına. Kaç suç işlenmiş diye düşünüyor, iddia ediyor iddianamesinde Savcı Murat Oran? 1.
Bütçe ve Mali Hizmetler Birimince Mali Danışmanlık Hizmeti alım işiyle ilgili olarak görevini kötüye kullandığını düşünüyor. 2015-2019 stratejik plan ve yöntem süreç danışmanlığıyla hizmet, eğitim hizmeti alım işiyle ilgili olarak diyor ki ben bunu biliyorum. Bunu nasıl hazırlandığını da biliyorum. Bu kopyalı yapıştırın nasıl yapıldığını ve bundan kaç para alındığını da biliyorum. Aydın Asık Genel Müdürlüğü'nün tüm hizmet birimlerinin hizmetle yürütmek için mal hizmet ve yapım ihalesi yapmak için danışmanlık hizmeti alınması. Bununla ne olduğunu biliyorum. Bu işlerin hepsi fatura işi. Kes faturayı, al parayı. Doğrudan temin. Toplamı ucuz. Çok büyük bir rakam değil. Milyonluk işler var. Mesela asfalt dosyası var. Milyonluk dosya. Tamam mı? Mesela onlara daha bir şey yapılmadı. Bu 54 bin lira 10 yıl önce yapılmış, 8 yıl önce yapılmış bir iş için zincirleme görevi kötüye kullanmadan artık davası açıldı. Aydın 1. Asli Ceza Mahkemesi'nde bu dava görülmeye başlanacak. Yine Aydın 1. Asli Ceza Mahkemesi'nde artık sonuca gelmiş bir... Bir Asli Ceza da değil. Pardon, 2 Asli Ceza Mahkemesi'nde sonuca karar aşamasına gelmiş. Hatta karar duruşması 20 Haziran'da... Olması beklenen bir dosya daha var değil mi? Evet. O neydi Serhan? O da zincirleme görevi kötüye kullanma. Yalnız o Aydın Büyükşehir Belediyesi değil, Aydın Belediyesi döneminde. Evet. Yapılmış işlerden dolayı. O da hemen yine ekrana versin arkadaşlar. Birincisi Atkı Bere olayı. Atkı Bere olayı mütalasını vermiş savcı. Mütalasında demiş ki Özlem Çelçioğlu her ne kadar sorumluluğun kendi önünde olmadığını ve esnaf odaları, burada bir şeyden bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Hı hı. Bir kişiye gittikten sonra bir gün sonra esnaf odalarını ziyaret etmiş Özlem Çelçioğlu demiştik. Esnaf odaları da bu ziyaretten sonra kamu zararı olmadığına dair bir bilirkişi raporu göndermişti mahkemeye. Evet. Savcı da mütalasına demiş ki her ne kadar bilirkişi raporunda şey dese de kamu zararı oluşmadığı belirtilse de bu demiş parçalanarak yapılmış bir iş ve belediye özel kaleminden yapıldığı için direkt başkanın sorumlu olduğu, yasal olarak sorumlu olduğu bir temsil ağırlama giderlerinin içinde olduğu için sen bunu parçalayarak yapmışsın. Parçalayarak yapamazsın. Parçalayarak yaptığın için, açık ihale yapmadığın için bu sebepten dolayı katılımcı sayısı düşük olmuştur ya da katılımcı sayısını engellenmiş oluyorsunuz. Bu da daha az fiyat verilmesine engel olmuş. Bu da görevinizi kötüye kullandınız anlamına gelir demiş. Atkı Pere'den demiş ki evet. Siz görevinizi kötüye kullanmışsınız demiş. Zaten bir kişi raporlarında biraz daha yaklaştırsana Selen daha okunur olsun. Ha, evet. Tabii. Şimdi burada da imarda ruhsat verilen yerlerle ilgili kamu zararı oluşturduğu söylenmiş. Bu zararlarla ilgili de zaten bilirkişi raporu da Ankara'da Sayıştay'dan emeklisi bilirkişi raporunda da Sayın Özlem Çerçioğlu'nun bu konularda görevini kötüye kullandığını belirtmiş. Hı hı. Ve bu konularla ilgili 20 Haziran'da bir karar duruşması yaşanacak. Mesela Aydın'ı neden bilmiyor? Savcının mütalası neydi? Savcının mütalası hepsinden cezalandırılması. Aydın neden bilmiyor? Çünkü sen ve ben ve birkaç kişi dışında kimse bunları yazmıyor, konuşmuyor. Devletin haber ajansı bu konuda haberler geçmiyor. Diğer haber ajansları bu konuda haberler geçmiyor. Aydın Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri bu konularda yani muhalif partiler... Siyasi partiler bu konularda gündem oluşturmuyor. Durmuşluğuna yazı yazmış demiş ki İşte Serhan sen savcılar nasıl sallar? Kimden alıyor bu gücü? İşte biz yapsak ne? Ya kardeşim benim kimseye salladığım yok. Ben doğru bildiğim neyse söylüyorum. Kimseye hakaret etmiyorum. Tabii bizim için şey diyorlar. Devlet kurumlarını yıpratıyorlar diyorlar. Biz devlet kurumlarını yıpratmak gibi. Biz de devlet kurumuyuz neticede bakarsan. Biz de kamu görevi yapıyoruz. Ben de kamu görevi yapmak adına konuşuyorum. Aslında şunu diyoruz. Devlet kurumlarını eylemleriyle, hırsızlığa, yolsuzluğa görmezden gelmekle, ne bileyim suçluyu korumakla devlet kurumlarını yıpratanları biz yıpratıyoruz. Devlet kurumları değil ki. Yalnız bundan sonra çok net bir şey söylüyorum. Bu konuda çok netim. Bu ister tehdit olarak algılanabilir. Bunun cezasını da çekmeye razıyım. Hiç de problem yok benim için. Evet. İster hakaret olarak algılayabilir. Hiç problem değil. Bundan sonra benimle karşı karşıya gelip bu konuları konuşamayan, benimle bu konuları yüz yüze konuşamayan kim varsa, arkamdan konuşuyorsa, sağda solda dedikodumu yapıyorsa, kendisini beni engelleyip benim şeylerime, yayınlarıma, benim şeylerime yorum yazıyorsa, beni engellediği halde benim yazılarıma, TV programlarıma yorum yazıyorsa, benim hakkımda karşı karşıya konuşamayacağı şeyleri kaleme alıp
internet sitesinde yayınlıyorsa, klavye delikanlılığı yapıyorsa ilk karşılaştığımız yerde bunun hesabını sorarım. Karşı karşıya kaldığımız, Allah büyük, hepimiz Aydın'da yaşıyoruz. Aydın çok büyük yer değil. Bir gün bir yerde karşı karşıya kalırsak bunun hesabını sorarım. Evet. Öyle. Bedeli ne olursa olsun bunun hesabını sorarım. Öyle. Çünkü klavyeden gazel okumak, ben kimsenin karşısında konuşamayacağım şeyi arkasından konuşmuyorum. Ya Serhan, medeni olsunlar, gelsinler burada konuşsunlar. Ben aynısını söyledim. Burası açık. Bak, burası açık, çayımız, kahvemiz var, muhabbetimiz var. Gelsinler abi, anlatsınlar. Burada tatlı tatlı konuşalım, sorulara cevap versinler. Soru sorsunlar. Desinler ki, onlar bize sorsunlar. Desinler kardeşim, bak neden böyle yapıyorsun desinler. Böyle değilsin diye bu, ikna etsinler, söylesinler. Yok abi. Sonra neymiş? Biz devlet kurumlarını yıprat. Devlet kurumlarını yıpratanlarla mücadele ediyoruz biz. Devlet kurumlarını yıpratmak demek, devletin parasını çalmak demek. Milletin tüyü bitmemiş yetimin hakkını çalmak demek. Yok etmek demek. Görevi kötüye kullanmak demek. İhaleye fesat demek. Edimin ifası demek. Bunları yapanları ya da bunları yapanları koruyanları biz yıpratıyoruz. Kişileri yıpratıyoruz. Devleti mi yıpratmış oluyoruz? Devlet yıpranır mı ya? Devleti sen ben yıpratabilir misin sen? Abi ben devlete karşı demiş miyim ki devlet bunları yapıyor, yapanlara iyi yapıyor, devlet bunları yapanların arkasında mı demişim? Hı. Devlet katil diyen ceza aldı diye en çok siz savundunuz. Devlet katil diyen ceza aldı, siz bayrak tuttunuz ceza veremezsin diye. Evet. Ben ama çıktım yine dedim ki devlet doğrusunu yaptı. Şimdi tabii Serhan, şöyle bir sıkıntı var. Bu memleketin kahramanı da enayisi de eksik olmaz. Fakat koftiden kahramanlar var. Böyle kahraman gibi gösterilenler var. Bizi enayi gibi gösterirler. Salak bunlar diyorlar. Ya bak, millet orada bir sürü yolunu buluyor diyorlar. Bir sürü gazeteci geçiniyor diyorlar. Bir sürü adam yolunu. Bunlar da diyorlar, gitseler dümen suyuna girseler zengin olacak. Ben çok siz diyorlar niye para almıyorsunuz diyor. Bak, herkese para dağıtıyor bunu. Bizim derdimiz para değil ki. Onu şimdi şöyle karşımızdaki insanlar diyor ki ya siz ne bekliyorsunuz da bunu yapıyorsunuz? Şey zannediyorlar, biz böyle şey yapacağız, pazarlık oluşturmuyorlar. Bizim öyle bir derdimiz yok ki. Öyle bir derdimiz olsa en baştan çıkmazdık yola yani. Tamam, zaten bize baştan çok ballı paralar teklif edildi yani. Hayır abi, çok başka bir tarafı var. Şimdi herkesin yani çalıştıkları herkesin mecralarını kendilerinin uhdesinde ve sınırlarında kalmasını istiyorlar. Şimdi mesela örnek veriyorum, Serhan bizimle olsun ama bizim söylediklerimiz dışında bir şey söylemesin. Tabii. O yüzden de Aydın'da kimse bilmiyor Özlem Çerçol'un ceza alma aşamasında olduğunu, Özlem Çerçol hakkında yürütülen soruşturmaları, müfettiş raporlarını, şundan kimse bilmiyor. Kusura bakmasın abi, bir nasıl bilsin? Biz konuşmasak hiç kimse bilmeyecek birader. Bir şey soracağım. Ya ben, bizim bu şehrimizin tek bir siyasisi Özlem Çerçol değil ki. Hı. Siyaset yapan tek kişi Özlem Çerçol değil ki Aydın'da. Muhalif olan yüzlerce insan var. Neden ağzınızı bıçak açmıyor kardeşim? Beni görünce düşman görmüş gibi bakıyorsunuz. Böyle yandan yandan beni kesiyorsunuz. Ben alnınıza sövmedim kardeşim. Ben arkanızdan kuyu kazmadım. Rızkınıza göz dikmedim. Tabii canım. Paranıza pulunuza şey yapmadım. Namusunuza dil uzatmadım. Ben dedim ki kardeşim, gelin bu şehrin hakkını, bu halkın menfaatlerini gelin beraber koruyalım dedim. Evet. Makam mevki istemedim. Para pul da istemedim sizden. Hangi muhalif siyasetçi, Özlem Çerçoğlu'nun muhalif siyasetçiden gidip para istemişim ben? Hangisine gidip bana 5 kuruş verin, bana bir yemek ısmarlayın, bana bir çay ısmarlayın demişim? Böyle bir beklenti değil. Şöyle algılıyor millet, diyor ki herkesi satın alıyorlar, bunlar da satın alırlar diyorlar. Kardeşim, biz satılık mal falan emtia değiliz yani, onu geçtim. Bir şey söyleyeceğim sana, konuyu başka bir yere getireceğim. Biz bunları çok konuştuk da, kahramanlar var birader. Kahraman diye lanse ediliyor. Bunlardan bir tanesi de Mustafa Levent Göktaş'tı. İşte kahraman asker Özlem Çerçoğlu'nun avukat olduk diye yaygaralar kopardı. Haberler yapıldı Aydın medyasında. O kahraman askerin akıbeti ne oldu? O kahraman asker firari. Firari mi? Neden? Önceden danışman firariydi. O tutuklu şimdi. Şimdi avukat firari. Bu kavga kendisi firari olana kadar devam edecek zannediyorum. Yani öyle gözüküyor. Önce danışmanı firariydi. Meşhur danışmanı firariydi. Erkan Karaaslan tutuklandı. Özlem Çerçoğlu'nun danışmanı Erkan Karaaslan firariydi, tutuklandı. Evet. Sonra avukatı firari şimdi. Şimdi avukatı Levent Göktaş, kahraman diye lanse ediliyor. Kahraman avukat, kahraman asker olup avukatı olan kişi şu anda firari.
Yani o da tutuklanırsa büyük ihtimalle Sayın Çerçioğlu firari olana kadar bu kavga devam edecek. Bu yaşananların sonucu ulaşmayacak. Yani devlet bunu anlaması lazım artık. Birileri abi bir şey söyleyeceğim. Birileri ortadan bak şimdi Serhat. Çok şey bir konu var. Mesela görevi kötüye kullanma gibi ne bileyim bariz suç. Mesela ASKİ Genel Müdürü'nün şu an devlet memuruna devam etmemesi şaibeli ama genel müdürlük koltuğunda duruyor. Ümit Erkan işte... Adli kontrol şartıyla... Bunları görevden alamıyor Özlem Çerçioğlu. Ve Özlem Çerçioğlu'nun yönettiği Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu iddia edilen birçok suç var. Ama Özlem Çerçioğlu ekibiyle beraber o suçları işlemeye devam ettiği iddia ediliyor. Birçok devamı da geliyor. Silsile halinde o yüzden zincirleme. Ve aynı şekilde... Düşünsene Özlem Çerçioğlu bir çalışanıyla beraber aynı duruşmada yargılanıyor. Çalışan diyebilir mi? Evet biz bu suçu işledik ya da bizim başkan bize bu talimat. Sonra gidiyorlar aynı iş yerinde beraber çalışacaklar. Nasıl olacak bu iş? Onu yani devlette bu böyle midir yani? Açığa alma kavramı var ya. Açığa alma kavramı. Aklanana kadar, kendini aklanana kadar, suçsuzluğu ispatlanana kadar açığa alma kavramı. Anlatacağım. Şimdi ama ondan önce şunu söyleyeyim. Abi meşhur bir danışman furyası patlıyor Türkiye'de 15 Temmuz sonrası. Suçludur, suçsuzdur, şudur, budur, FETÖ'cüdür değildir. Bu bizim takdirimizde değil. Bu yargının takdiri. Ama şöyle bir şey var. Abi en çok iş yaptığı yer neresi? Aydın. En çok beraber yargılandığı kişi kim? Özlem Çerçioğlu. Hemen arkasından bir Ahmet Kurtuluş bombası patlıyor. AK Parti İl Başkan Yardımcılığı yapmış bir isim. Evet. FETÖ borsası adıyla ortaya çıkıyor. FETÖ'cü iş adamlarından ve FETÖ'ye bu iltisaklı olanlardan milyonlarca lira para toplandığı iddia edilen bir dava oluşuyor. Bir numaralı sanığı itirafçı oluyor. Üç tane ifade veriyor. Üçünde de Özlem Çerçioğlu var. Adam bu ifadeyi verdikten 20 gün sonra öldürülüyor evinde. Elektronik kelepçedeyken, evinde tutukluyken öldürülüyor. Yine arada Özlem Çerçioğlu var. Sonra aradan iki sene geçmiyor. Meşhur bir avukat var diyorsun. Avukat çıkıyor ortaya. O avukat da Necip Ablemitoğlu cinayetinin planlayıcısı olarak firari durumda şu anda. Onlarca yargı dosyası var. Suç örgütü şüphesi var. Şusu var, busu var. Ama bizim belediye başkanımız milyarlarımızı yönetiyor. Orada da sıkıntı var. Milyarların nereye gittiğinin hesabı verilemiyor. İşte asfalt sen bas. Abi şimdi bak onu ya verip verilmeme dosyaları ayrı ayrı koyarız abi. Onlar ayrı şeyler. Ben geniş bak geniş çerçeveden bakıyorum olaya. Abi bu kadar suça iltisak olduğu iddia edilen birisine bizim İçişleri Bakanımız neden çıkıp demiyor kardeşim? Kardeşim temizlenene kadar anayasa bu hükmü 127. maddesinde kendisine vermiş. Evet. Yani İçişleri Bakanı'na vermiş. Demiş ki görevleriyle ilgili bir suçtan dolayı yargılaması devam eden belediye başkanlarını kesin hükme kadar uzaklaştırmak İçişleri Bakanı'nın muhtesindedir demiş. Bırak onu. Bir duyumum var. Bir kaynağımın aktardığı bilgiyi paylaşayım seninle Serhan. Siyasilere dokunmayın talimatı olduğu söyleniliyor. Çıksınlar onu da söylesinler kim olduğunu. İşte savcılara, hakimlere bu yönde talimat verildi. Siyasilere dokunulmayacak denildi. Niye siyasilere dokunmayacak? O zaman siyasilere dokunmayacaklardı. Menemen Belediye Başkanı niye dokundular? Bilecik Belediye Başkanı'na neden dokundular? Aydın Özel'in, Yalova Belediye Başkanı'na neden dokundular? Aydın Özel'inde böyle bir talimat olduğu yönünde bir kaynağımın bana aktarımı var. Ben de diyorum ki avcılar belediye başkanı, eski dönem belediye başkanı tutukladılar. Mevcut da DSP Genel Başkan Yardımcısı. Hani siyasilere karşı şey olmayacaktı? Ya bıraksınlar abi bunlar kendilerini koruma mekanizması. Başka tabii, hiçbir şey değil. Ben şunu biliyorum Serhan. Hırsızlık büyük, ortağı çok ve ortakları da etkin ve yetkin kişiler. O yüzden... Cevap veremeyince... Evet, cevap bu veremeyince... Bu işleri yapamıyoruz, tabii, edemiyoruz, üzerine gidemiyoruz diyemeyince... Serhan görevini yapmayan herkes bu hırsızlığın ortağı. Gerek eskiden Aydın'da görev yapmış olsun, gerek mevcut görev yapmış olsun. Ben söylüyorum, şimdiden tarihe not düşüyorum. Görevini yapmayan, görevini ihmal eden, görevini geciktiren herkes Aydın'da, Aydın halkından çalınan paraların ortağı, hırsızlığın ortağı. Başka bir şey söyleyeyim yani. Başka bir şey söyleyeyim ben sana abi. Adı ne olursa olsun, makamı ne olursa olsun, konumu ne olursa olsun. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konulardan vakıf olduğunu düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Velev ki bir gün hasbelkader, dünya ya bu, hasbelkader bir şekilde öğrenme fırsatı oldu. Öğrendi, duydu, bildi, araştırdı, konuyu çözdü. Abi bu şehrin milletvekilleri, 4 tane milletvekili var. Evet.
Bu şehrin valisi var, bu şehrin emniyet müdürü var, bu şehrin başsavcısı var, İçişleri Bakanı var. Onlarca soruşturma vermiş, soruşturma izni vermiş hakkında. Belki 100'e yakın soruşturma izni vermiş yakında, evet, hakkında. Ya kardeşim siz bunları biliyordunuz da nasıl göz yumdunuz derse ne cevap verecekler? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evladım sen bunları biliyordun, sen bunları biliyordun. Sen bunlara nasıl göz yumdun diye sorarsa Sayın Cumhurbaşkanı ne cevap verecekler? Abi İçişleri Bakanı Ankara'da sel oluyor. İçişleri Bakanı ayağında çizmeler sokakta. Sosyal medyada boy boy fotoğraflarını görüyoruz, doğru mu? Evet. Abi Aydın'da sel götürdü. Büyükşehir Belediye Başkanımız Eskişehir'de Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısında. Evet. Vali sokakta. Büyükşehir Belediye Başkanı Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi ile iktidarı yıkmaya çalışıyor. Mahalle yanarken tabiri. Tabiri caizse benzetme kim oldu mu? Kim saçını tarar beni ilgilendirmez. Mahalle yanarken birileri saçını tarıyor işte. Kimin saçını taradığı beni ilgilendirmez. Evet. Beni ilgilendiren taraf şu. Devlet buna nasıl göz yumar? Sayın Valim Allah razı olsun. İnsanların evet, canı yandığı zaman çıktı orada. Sorumlu bir yönetici olarak gereğini yapmak için. Evet ya. Gereğini yapmak için giydi çizmelerini. Vatandaşın içindeydi. Vatandaşın içindeydi. Nerede Büyükşehir Belediye Başkanı? Efendim Belediye Başkanı Fatih Atay da sel bölgesindeydi. Çizmelerini giymiş, o da geziyordu. Başka belediye başkanları gördüm ben. Birçoğu şeydi ya, işinin başındaydı. Başka bir şey söyleyeceğim ben sana. Abi sen bu kadar konuyu yağmur, afet bu şehrin gerçeği de bu hırsızlık iddiaları bu şehrin gerçeği değil mi? Gerçeği. E neredesin o zaman Sayın Valim? Neredesin Sayın Cumhuriyet Başsavcım? Neredesin Sayın Emniyet Müdürüm? Neredesiniz iktidarımın ey milletvekilleri? Suç işlemek meşrulaşıyor bu şehirde Serhan. Bu suç işlemek, kan malına zarar vermek resmen meşrulaşıyor. Abi nasıl meşrulaşmasın? Evet. Sen şimdi pazartesi günü 2. Asli Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması dediğimiz dosya 10 sene olmuş işleneli. 10 sene bir suç işleyeceğim ben 10 sene. Aynen. 10 sene bunun hesabını vermeyeceğim mi bilsem işlerim abi ne olacak? Aynen. 10 sene yaşayacağım yaşamayacağım nereden bileyim mi? Trafik kazası geçirdim öldüm. Ne olacak işlediğim suç? Ne olacak ki kamunun malı öbür tarafa da hesabını vereceğim. Hadi ya yap öbür tarafta ver hesabını. Aynen. Hani bu dünya? Ondan sonra sana bana işlemediğimiz suçlardan dolayı mahkum etmeye çalıştılar. He. Hep beraber el birliğiyle. Ya sen bana diyorsun ki her seferinde diyor ki sahte evrakta sahtecilik evrakta bir kuruş kamu zararı varsa bak bir kuruş kamu zararı varsa iki evladım var ikisinin ölüsünü öpeyim. Bir kuruş kamu zararı varsa. İşte Serhan. Sizinkilerde milyonluk zararlar var. Evet. Hadi çıkın açıklayın. Hadi deyin benim gibi eğer ben burada bir kuruş kursamdan geçmişse, bir kuruş kamu zararı çıkmışsa, iki çocuğumun ölüsünü öpeyim desin Sayın Çerçoğlu. İki çocuğu var, hadi desin. Evet. 2+1. Zerre kadar inancı varsa, evet, zerre kadar Allah inancı varsa çıksın söylesin. Evet. Şimdi Serhan, tabii konu çok. Sen çok haklısın. Sayın Çerçoğlu haklı mı değil mi kendisi söyleyecek. Gelip burada söyleyemiyor. Çıkıp milletin huzurunda da bu konuları aydınlatamıyor, açıklık getiremiyor. İşte bir şekilde mahkemeleri yargı yollarını istismar etmenin yolunu bulmuşlar. Bir şekilde dosyalar 3 sene 5 sene savcılıkta bekliyor. 3 sene 5 sene mahkemede bekliyor falan derken böyle işi götürmüş bugüne kadar Özlem Hanım. Ama her tarafı suç akıyor. Her tarafında bir sürü iddia var. Bakalım önümüzdeki günler nelere kadirdir. Yeni gelişmeler var. Tekstil arazisiyle ilgili bir takım şaibeler var. Evet, işte dün açılışını yaptılar. Ben dün bir arkadaşıma söyledim. Oraya giden deneyimli bir arkadaşım var. Üst düzey yöneticilik yapmış. Değişik belediyelerde önemli görevlerde bulunmuş. Ne gördün abi dedim. Bir kere dedi tekstilde dedi park yapılmamış dedi. Orada bir çevre düzenlemesi yapılmış. Teknik adı çevre düzenlemesi dedi. Peyzaj. Çevre düzenlemesine dedi. Ben dedim ki 150 milyon para harcandı. Vallahi dedi bugünün rakamlarıyla, güncel rakamlarla dedi orada 10 milyonluk iş vardır ya yoktur. 150 milyon, o 150 milyonsa büyük yolsuzluk var orada dedi. Eğer 150 milyon harcandı diyorsan dedi orada büyük yolsuzluk var dedi, tamam mı? Orada dedi çevre düzenlemesi yapın, bir şey yok orada dedi. Yani hani öyle 150 milyon harcanan bir şey ben görmedim dedi. Bir de dedim arka tarafına gitseydin abi dedim daha çok şey görecektin, daha çok rezillik görecektin.
falan. Nedir oradaki durum? Bir de hurdalarla ilgili bir takım şaibeler var. Şimdi bakın. Onu da anlatalım. Kaç ihalede çıktıklarını ben göstermiştim burada. Şimdi bir arkasını gösterelim evet. insanlara. Dün gittiğiniz yerin arkası burası arkadaşlar. Hani 150 milyon harcandı deyip önünde size boya attıkları yerin arka tarafı burası. Şu anda 10 gün önce çekilmiş fotoğraftır kendisi. Ben şahsım bizzat kendim çektim fotoğrafı. Bu fotoğrafa göre buraya 150 milyon lira harcamış. Siz önünde boyalı alanı gördünüz ama arkasındaki boyasız alanı ben size gösteriyorum. Sonra dönelim arkadaşlar. Kaç ihalede buraya para harcamışlar onu bir göstermek istiyorum. Neyse evet. ben daha sonraki programa getiririm bunları. Yaklaşık 150 milyon lira para harcamışlar ihalede. Ve bu harcanan ihalede o günün parasıyla 120 milyon lira ama dolara vurduğun zaman yani bugün, bugünün parasıyla 5-600 milyon. 250 milyon lira civarında. 250-300 milyon lira. Evet, 250-300 milyon lira civarında bir rakam yapıyor. Bugünkü dolar kuruyla hesaplandığı zaman o verilen ihaleler. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Siz burayı yaptınız. Dünyanın ne kadar sizden tarafı olabilecek mimarı, mühendisi varsa bir araya getirin. 100 ayrı kez oraya bir kişi rapor yaptıralım. Oraya 150 milyonu o günkü rakamlarla 300 milyonu bugünün rakamı hani o gün 150 milyon bugün 300 milyonu harcandığını kalem kalem yazabilsinler bana. Ya ben iftiracı olduğumu kabul edeceğim ya da onlar diplomalarını yırtacaklar. Mühendisler, mimarlar mı diyorsun? Başka çaresi yok. Oraya o parayı harcadığını iddia edecek kimse ya da ortaya koyabilecek kimse alnını karıştırırım ben. Siz bu kadar büyük bütçeyle park yaptık deyip insanlara çevre düzenlemesiyle zaten var olan tescilli alanların içine abi ağacı şeye çevirmişler, maymuna çevirmişler. Kurumuş ya da bir şey olmuş ağaç. Maymuna çevirmişler ağacı. Bunu da sanat eseri diye millete pazarlıyorlar. Ve ben sana başka bir şey daha söyleyeyim. Abi sen oraya 100 milyon lira para verdin, kamulaştırdın. 150 milyondan fazla para harcadın. 150 milyondan fazla para harcadın. Orayı şey yaptım dedim. Lan oranın içindeki hurdaları çalmışsınız. Hurdaları çalmışlar. Hurdaları çalmışlar. Bakın bunun da cezası varsa çekmeye razıyım. Çalmışlar sebebi kendisi söylüyor çalmışlar. Kim söylüyor bunu ya? Durmuş Duna demiş. Sözcüsü. Durmuş Duna bir yazı yazmış. Ne demiş? Durmuş Duna yazısında ben hemen size göstereyim. Siz bu arada evet. Ne kadar şey olduğunu kendisi ihbar etmiş aslında. Bu bence ihbar. Evet. Neden ihbar? Söyleyeyim. Neden ihbar olduğunu söyleyeyim. Şundan dolayı ihbar. Kabul etmiş çünkü. Evet demiş biz burayı yaptık demiş. Yaptılar demiş, sattılar demiş burayı. Evet. Ve bunu öyle bir şeymiş gibi anlatıyor ki. Hani çok doğru bir iş yapmışlar da biz kötülüyormuşuz, karalıyormuşuz, iftira atıyormuşuz, bilmem ne yapıyormuşuz gibi anlatıyor. Bunu göstermemiz lazım kamuoyuna. Bizi nasıl... Bu şey mi? Açılış telaş değil, kıskançlık başlıklı yazı mı? Efendim? Açılış telaş değil, kıskançlık başlıklı yazı. Evet, evet, evet. Evet, evet o yazı. Bir saniye. Evet. Sen de sen. Evet. Şimdi buradan gösteriyorum. Yok yok bu değil. Bu Aydın Post'un yazısı pardon yanlış açtı. Aha dur burada. Evet. Tamam. Evet. Şimdi
AKP milletvekili Mustafa Savaş'ın sözüm ona basın danışmanı bir taraftan, siyasi danışmanı öbür taraftan. Bize yapıştırıyor yani. Basın danışmanı ben mi oluyorum? Basın danışmanı sen, siyasi danışmanı ben oluyorum. Hmm. Yani, onur, böyle, onur duydum vallahi. Çok güzel. Böyle bir görevim yok ama evet, olsa da fena olmazdı yani. Yani. Şimdi şöyle ne demiş? Konuyu odaklamak için. Bundan sonra efendim oradaki hurda ne olmuş da demir ne olmuş da masallarına dönelim. Hakikaten neymiş bu konunun aslı aslı diye araştırdım. Uzmanına sordum. Devletin açık kaynaklarından sorguladım. Bize savcıya sen kim oluyorsun diyor ama kendisi devletin açık kaynaklarında dolaşabiliyor maşallah. Neyse. Uzmanına sormuş. Devletin açık kaynaklarına sorgulamış. Aslında konu gayet basit ama net ama anlayana. Burada yapılan iş birim fiyatlı. Yani hangi iş başından ne kadar yaparsa yüklenicisi teklif ettiği birim fiyattan teklif veriyor. Bu başlıkta da durum aynı. Tescilli olmayan yapılar yıkılırken de bu poz kullanıyor. İstiklal daha evvel bu pozun şartlarının ne olduğunu bilerek fiyat veriyorlar. Tabiri caizse hurdasını alırsan 3 lira isterim, almasan 13 lira diyorlar. Aa. Tabi aslında niyet gerçekten öğrenmek mi yoksa kulakları olup duymayanlar sınıfına mı giriyor bu zevat? Takdiri size bırakıyorum demiş. Bize de zevat demiş bu arada. Güzel. Neyse. Şimdi ne demiş? Biz burayı verdik kardeşim. Müteahhit burayı yaparken, yüklenici firma burayı yaparken hurdasını ben alırsam 3 lira yaparım. Hurdasını almazsam 13 lira yaparım demiş. Böyle bir yöntem var mı? Onu söyleyeceğim şimdi. Bakın buradan sesleniyorum. Ne kadar mülkiyeci varsa buradan sesleniyorum. Durmuş Tuna, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu'nu ihbar etmiş. 2886 sayılı yasa belediyenin çakıl taşını bile satması gerekirse belediye meclisi kararı gerektiğini, encümen encümenle açık arttırma yöntemiyle ihale edildiğini bilir. Siz bir yapım işinin içerisine hurda işi sokamazsınız. Sokarsanız suç işlemiş olursunuz. Yani burada diyor ki ya suç işlemek meşrulaştı diyoruz ya artık suç işlemekten falan burada diyor ki yok. Müteahhitler diyor burayı götürdü diyor. Hı. Bu malı götürdü gitti diyor. Hurdasıyla verdik biz diyor. Bir de tekstilin içerisindeki hurdalar, o makineler abi ağır. Tekstilin içindeki yerleri hurdasıyla beraber verdik diyor söyleminde. Evet. Ben de sana şunu söylüyorum. Sen tekstilin içindeki yerleri bu ihalelerde 120 milyon, 150 milyona, 10 milyonluk kişi 150 milyonu alan adama bir de hurdaları verdiysen sen açık açık hırsızlık yapmışsın. Of. Bunun suçu neyse, bu suçsa ben bu suça razıyım. Bunu söylemek suçsa. Bunu suç söylemek suçsa ben bunu söylemeye razıyım. Evet. Açık söylüyorum. Ama, diyorum ki ama, burada hırsızlık var. Evet. Siz hem yere 120 milyon lira etmeyecek. Yarın çıksınlar tespit raporu. Yarın bu davayı açsınlar bana. Yarın suçluysa diye haber yapacaklar. Çağıracak beni savcı. Tespit isteyeceğim. Aydın tekstil alanında yapılan işin tamamının tespitini çıkartın diyeceğim. Ondan sonra tespit talebinizin reddini diyecekler. Bana beni ilgilendirmez. Biz denedik daha önce. O zaman beni yargılayamaz. Çünkü ne diyor? Şüphe sanıktan yanadır. Evet. Sen ispat edememişsin ki hırsızın olup olmadığını. TCK ne diyor? Şüphe sanıktan yanadır diyor. Siz beni sanık yaparsanız ben de derim ki siz buradaki şeyi ispat edebildiniz mi? Bir hırsızlık var mı yok mu ispat edebildiniz mi? Edemediniz. O zaman bana ceza veremezsiniz. Aynen öyle. Ben diyorum ki burada açık hırsızlık vardır. Siz 120 milyon lira hem ihale edeceksiniz, 10 milyon lira harcanmamış yere, gözde görünen 10 milyon harcanmamış yere, hem de o hurdaları biz bu adama verdik diyeceksiniz ve bu hurdaları yasal olarak buna verme imkanınız olmamasına rağmen. Evet. Kimse kusura bakmasın. Evet. Kimse kusura bakmasın. Şimdi tekstil mevzusunda da her başka diğer yerlerde olduğu gibi büyük iddialar var. Büyük soygun, büyük hırsızlık olayları var. Bakalım önümüzdeki günlerde oradan neler çıkacak. Yağmur yağdı. Taşkınlar oldu. Allah afetten korusun. Allah afetten korusun. Aydın'da zor bir süreç yaşandı. Birçok yer sular altında kaldı. Ama Aydın merkezde, özellikle merkezde yağmur suyu hatlarının yetersizliği ve bakımsızlığından kaynaklı zarar katlandı. Yani burada şey olmasın, hani kardeşim işte tamamen suçu Büyükşehir Belediyesi'nin ihmaline yıkmayalım. Neticede afet Allah'tan geliyor. Yani hani afet bu. Olur. Fakat ihmal de ortaya çıktı. Yazmış öyle işte. Heh.
afetten siyaset devşirmeye çalışan, evet, Allah belanızı versin. Ama şu da var, ihmal de ortaya çıktı. Ben Hüseyin Aksu burada çıktı, dedi ki Mimar Sinan da dedi asfalt döken müteahhit dedi yağmur mazgallarının hepsini örttü dedik. Bir tane kim Allah Hüseyin Aksu uyardı, bu ekranlarda uyardı. Dedi ki yağmur suyu mazgalları bakılmıyor dedi. Ve maalesef bugün ben kaç kişiyle konuştuysam apartmanların alt katlarında su birikintileri olduğunu, işte bir apartmandan 12 vidanjör su boşaltıldığını falan söyleyenler işittim. Şimdi böyle bir problem var, böyle bir ihmal var. Yağmur suyu hatlarının yetersiz ve mazgalların vesaire bakımsız oldu. Hani yatırım yapmışlardı, bilmem kaç metrekare yağmur suyu hattı döşemişlerdi. Bilmem kaç metrekare, 1000 metrekare altyapı çalışması yapmışlardı. Boy boy asıyorlar, 1 milyar lira yatırım yaptık Aydın'a diye. Her ilçeye bir şu kadar yatırım yaptık yazıyorlar. Yatırımı tabelaya yaptıkları için diyor Atilla Dağsan'a. Yatırımı tabelaya yapmasalar bu işler böyle olmazdı. Onunla ilgili bir video var Serhan. Sanırsam TikTok'a düşmüş. Bir alalım onu. Şu koskoca dünya alem içindeki neşelem. Yazımızı yazan kalem anladım ki hepsi yalan, Evet Serhan, videoyu izledik. Ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi başta Özlem Çerçeoğlu'na teşekkür ediyorum. Aydın'ı Venedik'e çevirdi. Aydın'ı Venedik'e çevirdi. Ne güzel. Yani şeye önce 100 milyonlar harcadığımız Çakma Central Park'ımız vardı. Şimdi de Çakma Venedik oldu. 100 milyonlar harcamamış. 100 binler diyor. Aydın'ın 100'ün diyor. Yani yüzmekten bahsediyor. Bu konuda bir şimdi tane... Şimdi bakın. Afet, evet doğal afet. Afetin siyaseti de olmaz, haklılar. Kabul ediyorum. Ama kendilerinin yaptığı her şeye mübah, insanların yaptığı her şeye günah göremezsin. Türkiye'de, evet, altyapı sorunu birçok ilde var. Bizim şehrimizde de var. Bizim şehrimizde Büyükşehir Belediye Başkanı ben her şeyi yaptım diyor. Ama ortada hiçbir şey yok. Ayrıca şöyle de bir şey var. Şehrin bir bölgesinde patlak verse bu sorun. Oraya fazla yağmur düşmüştür, kaldırmamıştır, yaşamış. Şehrin her tarafında, ben İncirlioğlu'da oturuyorum, bizim yolumuz kapandı. Yol kapandı bildiğin, yol komple kapandı yani. Tabii. Şimdi, abi şehrin her tarafı, Nazilli'de yaşananlar ortada, Koçarlı'da yaşananlar ortada, orada yaşanan... Ya şehrin her tarafı böyle. Demek ki sen şehre hiçbir şey yapmamışsın. Gazeteci Mehmet Aydın bir tweet attı. Evet. Onu bir sen gösterir misin Serhan? Gösteririm. Bak. O bence tabelalarda yazan Efeler'e 564 milyon yatırım yaptık ifadesindeki 564 milyonluk yatırım tabelalara değil de yer altına yapılsaydı Aydın dünkü afeti daha hafif atlatırdı. Afetin siyaseti olmaz ama siyasetin afeti oluyorsa da mutlaka hesabı olur. Sorulmuyorsa da yüzmeye devam. Yüzmeye devam. Ben Aydın'da yaşananları en güzel özetleyen... Mesela örnek veriyorum. Ben AK Parti il başkanı olsaydım. Evet. MHP il başkanı olsaydım. Çok özel bir şey söylemek istiyorum. Ben AK Parti ya da MHP il başkanı olsaydım ya da AK Parti milletvekili olsaydım. MHP'nin milletvekili yok çünkü. AK Parti milletvekili olsaydım. Hemen arkadaşlara ciddi bir balık adam kıyafeti buldururdum. Bir zıpkın buldururdum. Bir tüp buldururdum. Su altı dalış tüpü buldururdum. Bunları üzerime alırdım. Bütün basınları toplardım. O afet alanının ortasında dururdum. Derdim ki Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı kapımızın önünde balık tutmaya vesile olduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum derdim. Ve biliyor musunuz? Bütün Türkiye'de belki dünyada bile haber olurdu bu. Olurdu. 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 İşte siyaset böyle yapılıyor ama sonra diyorlar ki siyasi danışman. Ulan ben siyasi danışman olsam sizi sokakta dolaştırmazlar bu memlekette. Öyle bir görevin olsa değil mi? Benim öyle bir görevim olsa sizi sokakta dolaştırmazlar. Öyle bir etkinliğin olsa tabii değil tabii mi? Öyle bir yetkim olsa. Yetkinliğin var ama Serhan sen bunu yaparsın ama etkinliğin yok. Yani sana bu konuda bir görev verilse bence vermeliler.
Yani eğer dertleri gerçekten aydına hizmet etmekse diğer siyasi partilerin sana bu konuda görev vermeliler ki sen bunları yapabilesin. Senden faydalanmaları lazım yani. Ya ben böyle bir şey yapsam siz cevap veremezsiniz ya. Sokakta insanlara selam veremezsiniz ya. Ne anlatıyorsunuz abi siz? Yok efendim siyasi danışmanıyım işte bilmem neyim işte. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ya o kadar nezaket dolu insanlar ki. Evet bazen çok eleştiriyorum. Hani yeri geldi yeteri kadar siyaset muhalefet yapamadıkları için falan çok eleştiriyorum. Hafta sonu benim eleştirilerimin dışında Sayın Mustafa Savaş kendisi de eleştirilere maruz kaldı. Evet ya Fox TV'de şeydi yani ne demiş komisyondaki bir muhabbet ya haber ben, olmuş. Ben olayı biliyorum. Olayı biliyorum dediğim şöyle olayı okudum haberi gördüm önce ben de onlar gibi ya dedim bu söylenir mi? Yani böyle bir şey söylenmez. Şekersiz içivenin çayı denmez yani insanlara. Şimdi siz misafirinize çayı şekersiz için der misiniz? Ya da evde ailenize çayı şekersiz için der misiniz? Demezsiniz. Sen Mustafa Savaş'ın nezaketini de az çok tahmin ettiğim için böyle bir şey söylemez dedim. Sonra hemen bir Google araştırması buldum videoyu izledim. Sayın Mustafa Savaş'ın da sesi yok o videoda. Ama ben nereden çıkardım ne söylediğini derseniz Sayın Atilla Sertel'in söylediklerinden çıkardım. Çünkü Atilla Sertel cevap olarak Sayın Mustafa Savaş'ın söylediklerine cevap olarak diyor ki siz şeker kullanmayabilirsiniz ama vatandaşın şekere ihtiyaç duyuyor diyor. Bu ne demek? Biz çayı şekersiz içiyoruz demiş galiba değil mi? Hayır şöyle konu şöyle gelişiyor. Anlaşıldığı üzere. Diyor ki Atilla Sertel şeker gibi erittiniz diyor şeker fabrikalarını. Çaya düşmüş şeker gibi erittiniz diyor. Ben şöyle duydum. AK Parti'ye diyor ki eriyorsunuz diyor. Çaya düşen şeker gibi eriyorsunuz diyor. Yani İşte şeker fabrikalarından çıkıyor konu. Hükümetiniz, iktidarınız eriyor. Yok oluyorsunuz diyor ona. Ben öyle anladım. Yani diyor ki AK Parti çaya düşen şeker gibi eriyor diyor. Ha. Değil mi? O da şeyde Sayın Mustafa Savaş'ta cevap olarak şeker kullanmıyorsak ne olacak diyor. Ha, çaya şeker koymuyorsak ne olacak? Çaya şeker koymuyorsak ne olacak diyor. Bunun karşılığında da siz şekere ihtiyaç duymayabilirsiniz ama halk şekere ihtiyaç duyuyor diyor. Çok bağlantısız şeyler aslında. Bağlantı şöyle. Şeker fabrikalarından başlıyor. Şeker fabrikalarından başladığı için şeker fabrikalarının yönetimi Sayıştay raporuna falan bahsediyor. Türk Şeker'in raporlarının diyor ki çaya atılmış şeker gibi şeker fabrikaları eriyor diyor. Çaya atılmış şeker gibi. AK Parti iktidarından bahsediyor. Eriyorsunuz arkadaşlar diyor. Tamam bak. Onu şeker fabrikaları yöneticilerine mi söylüyor? Aynen öyle. Ha, anladım. Şeker fabrikası için şeker fabrikaları çaya atılmış şeker gibi eriyor diyor. Bunun karşılığı olarak da Sayın Mustafa Savaş çaya şeker koymuyorsak ne olacak diyor. Abi bir manşet çaya şeker atmayın. Çayı şekersiz için. Ne alakası var diyeceksin. Zaten alakası olsa niye değiştirsinler ki? Evet. Birisi bana demiş ki aynı şey. İkisini söylemek de aynı şey. İkisini söylemek aynı şeyse o zaman söylediğini yayınlayaydınız. Niye çarpıtıp yayınlıyorsunuz? Değil mi? İşte ben siyasi danışman olsaydım. Ben derdim ki Sayın Savaş bunun görüntülerini alalım. Sonuç itibariyle bir tek görüntü o çekilen görüntü değil. Evet. Sonuçta orası bir komisyon toplantısı ve her anı kayıt altında. Çıkartırım o kaydı. Sayın Savaş'ın söylediğini de Sayın Sertel'in söylediğini de koyarım ortaya. Derim ki bunlar işte bu kadar düşmüşler. Evet. Halkın karşısında söyleyecekleri bir şey de kalmamış. Yalanla bizi yıpratmaya çalışıyorlar derim. Ama Serhan iyi bir danışman değilsin o zaman. Tabii ben zaten ya da danışman değilsin. Ben zaten iyi olsam bu işlerde burada olur muyum? Evet. Şimdi sizle burada konuşuyor olur muyum? Evet. O iyi olanlar zaten iyiliklerini götürüyorlar. Evet. İyi olanlar aydın halkının paralarıyla köşeye döndüler diyorsun. Evet yani. Serhan çok teşekkür ediyorum geldiğin için ve paylaştığın bilgiler için. Süremizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmasa yine beraberiz. Yarın kriz masasında beraber olacak mıyız bilmiyorum. Kriz masasıyla ilgili bir plan var mı? Onu da programdan sonra otururuz konuşuruz. Evet sevgili izleyenler bir baş başanın daha sonuna geldik. Konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Aydın eski il başkan yardımcısı gazeteci Serhan Seyhan'dı. Serhan Seyhan'la gündeme dair gündemimize dair konuları konuştuk. Hoşçakalın.